Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde el fenerinin bataryasını değiştireceğiz. Projektör tarzı bir makina. İsmi Mega diye geçiyor. MG2022 modeli de. Şimdi bataryadan temin ettik. 4 volt 6 amper gücünde bir batarya sahip ve 45 lira bugünkü fiyatında internette de bulabilirsiniz. Ya da çevrenizdeki bataryacılardan temin edebilirsiniz. Ya da bizim bu taraflarda elektroniklerde satılıyor. Şimdi bu cihaz aynı zamanda su geçirmez özelliği var. Dolayısıyla da contaları var. Öncelikle contaları yerine yapıştırmakla başlayacağım. Çünkü ben bunu toparlamaya başlarken elime ayağıma dolaşıyor. Ve dolayısıyla da yerinden çıkıveriyor. Beni üzüyor. Dolayısıyla contamızı yerine yapıştırıp rahat bir montaj gerçekleştirebileceğiz arkadaşlar. Evet, bu da yerinde durmuyor. Güzel. Onu yapıştırdık. Şimdi sırada bataryamızın üst çerçevesi var. Onu şöyle kablolara geçirdik. Daha sonra bu elektronik devresini ve şarj yuvasının olduğu cihazın arka tarafındaki elektronik devresini yerine takalım. Bu normalde sökülmez. Biz bunun başka bir arızası var diye bu devreyi söktük. O yüzden tamamını siz sökmeye gerek yok ama biz bunu önce şunu takmamız gerekiyordu herhalde. Dur bakalım bir. Evet, aynen öyle. Önce şeyi geçirmemiz lazım. Sacını geçirmemiz lazım ve şu halkanın birini de kablonun üzerinden çıkardım. Şöyle yapalım. Hemen şunu geçirelim şöyle. Şu devremizi bir yana takalım. Evet, bataryanın biraz kablolarını lehimleyelim. Şimdi bunu lehimlerken burada dikkat etmemiz gereken husus renkler var. Bakın görüyorsunuz. Burada da akünün üzerinde de renk var. Kabloda da renk var. Kırmızıya kırmızının lehimlenmesi önemli. Yoksa hatalı işlem yapılacaktır. Sistem çalışmayacaktır. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz elzemdir. Birini lehimledik. Evet, zaten de bakın hemen yanmaya başladı. Tamamdır. Evet, gözüküyor mu oradan? Gözüküyor. Bakın gördünüz mü? Şimdi şöyle yapacağız. Burada bunun düğmesi var. Düğmesini bir kapatalım. Evet, direkt yandı. Neden öyle oldu? Şimdi az önce şöyle bir sorun yaşadım. Lehimledikten sonra kendiliğinden yanmıştı ya. Düğme fonksiyonunu yerine getirmedi. Yani bu düğme aslında tek bir şey birleştirme sağlıyor. Bakayım şöyle arkasına. Evet, tek bir birleştirme sağlıyor. İki kablo gidiyor. Ama işte buradaki elektronik devre sayesiyle bir kere bak, şu anda kapalı. Pozisyonum özelliğinin bir tanesi bu. Birinci özellik kapatma özelliği. İkinci özellik açma özelliği. Üçüncü özellik ışığı biraz daha yükseltme özelliği. Basarak tabii ki de. Dördüncü özellik ise böyle yanıp yanıp sinyal verme özelliği şeklinde düğmenin pozisyonu var. Bu kendi kendine yanmaya başladı ve hiçbir şeye de tepki vermiyordu. Akünün başlarını tekrardan lehimini söktüm. Tekrardan taktım. Önce kırmızıyı lehimlemiştim. Daha sonra siyahı lehimledim. Daha sonra kırmızıyı lehimledim. Onunla alakası var mıdır bilmiyorum ama söküp taktıktan sonra, bu işlemi yaptıktan sonra düzeldi. Önemli olan düzelmesiydi. Şöyle yapıyoruz. Şimdi akümüzü yerine yavaşça itiyoruz. Arka tarafında
şu sabitleme içinde oynamama dalgası var. Onu yerine oturtturduk. Daha sonra şu arka kapağını yerine takacağız. Evet. Şöyle yerine oturtturdum. Daha sonra çok fazla kablolar kastırmayın. Kablolar çok ince ve dolayısıyla çok çabuk kopabiliyor. Akünün sabit kalması için yapılan parçayı üst tarafından da yerine şöyle oturtturdum. Şimdi burada bunu takarken şu yazının aşağıda kalması ve şu halkanın yukarıda olması gerekir. Dolayısıyla şu yazının da yanda olması gerekir. Ona dikkat ediyoruz ve yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi vidalayalım. Evet, vidalarını güzelce sıkalım. Ben böyle sökmeyi tercih etmiyorum, sıkmayı. Şunu şöyle aşağı alıp kablonun şuralardan kopma ihtimaline karşı bu şekilde sıkmayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Batarya değiştirme ile hiç alakası olmayan şu düğme işi de var. Dolayısıyla yani demek istediğim biz bunu dediğim gibi arıza var diye söktük. Şimdi direkt şarj aletini bağlayınca yanıyordu. Ama hiç sönmüyordu. Dolayısıyla hani buranın elektronik devresinden kaynaklı. Acaba dedik düğmede mi bozukluk var? O yüzden biz burayı söktük ama batarya işlemi için dediğim gibi buraları sökmüyoruz arkadaşlar. Evet, tekrar kontrol edelim. Fazla kabloya zarar vermeden açtık. Işığı yükselttik. Sinyal verdirdik. Kapadık. Tamamdır. Şimdi hemen şunu takalım. Evet, tekrardan şuradan bir daha kontrol edelim. Aha. Tabii ki de ters. Ters taktık. Düğmeyi ters çevirmemiz lazımdı. Bu tarafa gelmesi lazımdı. Ters taktık. Şimdi şöyle takmıştık. Bunu şu şekilde çevirip takmamız gerekirmiş. Biz de sürekli yapıp sökmediğimiz bir alet olduğu için birazcık da dikkatsizlik ve dolayısıyla bu malı yerine ters taktık. Olsun bakalım, olsun. Kış ayıdır. Yaz olsun. Evet, daha kışa girmedik ya. Kayağa gideceğiz arkadaşlar. Daha hemen yaz gelmesin yani. Allah izin verirse. Şimdi şu ikisini sıkalım. Düğmemizi kontrol edelim. Şöyle yapıyoruz. Basıyoruz, açılıyor. Basıyoruz, kapanıyor. İşte bu. İşte bu. Evet, nazikçe şu kapağını da bir takalım. Burada sıkıntı şu. İçinin aynası da dönüp kabloları koparttırmamamız gerekir. Dönebiliyor bazen. Tırnağı var mıydı hiç dikkat etmedim ama evet şu anda yanıyor. Tırnağı da olabilir aynanın. Mantıken doğru söylüyor. Şimdi en sonda şu arkasını vidalarını vidalayalım. Kapağını geçirelim ve bitirelim. Evet arkadaşlar, son tahlilde çok şükür bataryamızı değiştirdik ve şarj düzenine de şöyle bir bakalım. Evet, cihaz üzerinde ışığı da yanıyor zaten. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.